Mutlak değer sorusunda A küçüktür 0, küçüktür B demiş. İki şey söylüyor. Birincisi A B'den küçük. İkincisi B pozitif bir sayı, A negatif sayı. Gelelim soruya. Bize yine bir ifade vermiş ve sonucunu istemiş. Biz önce mutlak değer içerisindeki ifadeler pozitif mi negatif mi ona bakalım. A eksi B. Büyükten mi küçüğü çıkartmış, küçükten mi büyüğü? A'nın B'den küçük olduğunu soruda vermiş. Demek ki küçükten büyüğü çıkartmış. Küçükten büyük çıkıyorsa bu negatiftir. B eksi A. Büyükten küçüğü çıkartmış. Büyükten küçük çıkıyorsa bu pozitiftir. Geldik. Başka mutlak değer yok. Negatifte başına eksi koyarak dışarıya çıkarız. Eksi A, eksi eksi B. Dolayısıyla artı B olacak. Artı pozitif aynen bırakırız. B eksi A. Bölü A eksi B. Şimdi eksi A düzenliyorum. Eksi eksi B artı B. Artı B eksi A. Bölü A eksi B. Üst tarafta eksi 2A artı 2B var. Alt tarafta A eksi B var. Bunu buna böleceğiz. Ne olur? Eksi 2 parantezinde A eksi B olur. Bölü A eksi B bölünce eksi 2 sonucuna ulaşırız. Ha, burada eksi 2 parantezini alamıyorum derseniz şey de yapabilirsiniz. A ve B yerine bir değer de verebilirsiniz. Direkt çıkar. Ben şuradan gördüm. Şöyle bir olsaydı 2A eksi 2B olsaydı hemen derdim ki bu üstteki bunun iki katı. Baktım ki işaretleri biraz daha farklı. Dolayısıyla üst tarafta iki işaret de eksi olmadığı için alt tarafta farklı olduğu için pardon aynı değil de A'nın işareti pozitif B'nin negatif olmadığı için tam tersi olduğu için dedim ki eksi ile bir şeyle parantez alınmış. Eksi 2 ile parantez alındığını gördüm. Yoksa 2 ile parantez alacaktım. 2 ile alamıyorum. Eksi 2 ile almış oldum. Ki pratikle şimdi zaten hemen görülür böyle şeyler. Ama ben yine de belirteyim. Burada takılırsanız bir sayı verin. A yerine 1, B yerine 2 verin. Direkt çıkar zaten.